Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle yine sinir olduğum bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Kanala yeni katılan arkadaşlar olduğu için baştan söyleyeyim bu kanalda benim söylediğim her şey, her şey ama her şey kendi fikrimdir. Bunu uzun bir süredir söylemiyordum hani insanlar alışmış zaten eleştiri konseptinin nasıl bir şey olduğunu biliyorlar diye. Ama biliyorsunuz son zamanlarda aramıza baya bir kişi katılınca bu açıklamayı ister istemez yapmamız gerekiyor. Konu fark etmez ne olursa olsun her konuda tartışabiliriz, her konuda bana karşı olabilirsiniz, benle aynı görüşte de olabilirsiniz fark etmez. Hakaret bile etseniz ben herhangi bir şekilde engel atmıyorum. Ama küfür falan ederseniz YouTube bazen yorumları silebiliyor. Ama merak etmeyin kanaldan engellenmiyorsunuz. Bunun uyarısını yaptık. Bugün konuşacağımız konu biraz hassas bir konu çünkü. İki tane konumuz var. Bir, bu adamın gereksiz bir şekilde TikTok'ta savunulması. İki, geçenlerde bahsettiğim akıl hastaları ceza almalı mı? Almalılarsa nasıl bir ceza almalılar? Çünkü biliyorsunuz akli dengesi yerinde olmayan insanlar böyle birazcık tedavi görüyor ondan sonra salınıyor. Ceza almalıysa gibi bir lüksleri yok. Bu adamın olayını zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da konu hakkında yapmış olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Orada görüntüler olmasa da üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum. Annesini katletmiş bir şahıs bu. Ve bunun uyuşturucu kullanması nedeniyle olduğu söyleniyor. Yani kendisi bir uyuşturucu bağımlısı. Hatta TikTok'ta saçma sapan videolar da gördüm işte yok neymiş. İfadesinde annem nerede diye sormuş. Adam bunların hepsini rüya sanıyormuş. Üzgünmüş, pişmanmış da bilmem ne de bilmem ne. Oğlum bu bilgileri siz nereden alıyorsunuz ya? Çünkü ben haber haberleri okuduğumda böyle bir bilgiye denk gelmedim. Götünden uydurmak diye bir şey vardır ve bu serbest. Böyle bazen insanlar hiçbir kaynak olmadan, hiçbir kaynak sunmadan böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Ha yine mantıksız bir kaynak bile sunsalardı mesela. Buna bile okeydim. Derdim ki bu mantıksız. Ama adam en azından bir kaynak sunmuş derdim. Ama o da yok. Neyse çok zeki TikTokcularımızın dediğine göre ki bununla alakalı sadece bir tane değil bin tane video gördüm. Yorumlarda genelde aynıydı. Vah abim benim ya uyuşturucu kullanmasaydı da yapmasaydı bunu bence yap yapmak istememişti. Şöyleydi de böyleydi de yok kendinde değilmiş söylemiş, böyleymiş oğlum bu malı savunmayın lan. Bunun sebebi uyuşturucu kullanmasıysa bile uyuşturucuyu kendi isteğiyle kullandı. Kimse kafasına zorla silah dayatmadı. Uyuşturucu kullandığı için öldürmüşmüş. Çok da koyayım. Kullanmasaydın. Sana zorla kullan diyen mi oldu? Bu şekilde bir insanı aklamaya çalışıyorlar ya. Harbiden deliriyorum anasını satayım ya. Neymiş? Akıl hastasıymış. Zaten bilincinde değilmiş. He aynen değil mi? Akıl hastası olduğu için adamı dışarı salsınlar. Birkaç tane insanı daha öldürsün. Ondan sonra bir daha alırlar. Bir daha tedavi ederler. Sonra bir daha dışarı bırakırlar. Bir daha aynısı olur. Bir daha tedavi ederler. Böyle böyle adam ömrünü tamamlar. Ben bu gibi şeyleri çok saçma buluyorum bu arada. Biliyorum birçok kişi bana bu konuda belki de katılmayacak. Neden katılmadığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Fakat ben akıl hastası insanların gerçekten de bu konuda tamam normal insanlara nazaran biraz daha hafif cezalar olsa da gerçekten de sağlam diyebileceğimiz bir ceza almaları gerektiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Bir kere bu konuda yapılan en basit savunma şu. Bir bebek bir adamı öldürse onu cezalandıracak mısınız? Kardeşim sen bebeğe o silahı nasıl veriyorsun? Ayrıca bir bebek sokakta istediği gibi dolaşamaz. Bir insana katana ile saldıramaz. Bir insanın kafasını kesemez. Yani bu yaptığınız savunma bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama yetişkin bir birey istediği istediği gibi akli dengesi yerinde olmasa da özellikle zaten bunlardan korkuyoruz. istediği gibi kesici biçici alet bulabilir. Hatta bazen silah da bulabilir. Hatta bazen bu insanlar kiralık katil görevi de görebilir. Ki oluyor da zaten nasıl olsa ceza almıyorlar diye. Her şeyi bu insanlara yaptırıyorlar. Hatta bazı insanlar şöyle tehditlerde bile bulunabiliyor. Bak kardeşim benim ceza ehliyetim yok. Seninle işimi görürüm. Hapis bile atmam Yani bunu suistimal eden insanlar da var. Raporuna baktığımız zaman akli dengesi yerinde değil. Ama konuşma ları sanki gayet de akli dengesi yerindeymiş gibi gözüküyor. Bu birinci örnekti. İkinci örnek adamın bilinci yokmuş. Bilinci olmayan bir insana ceza versek neye yararmış? Zaten cezanın amacı insanların pişman olmasını sağlamakmış. Hayır, böyle bir şey yok. Bir suçlunun hapis cezası almasındaki amaç onun pişman olmasını sağlamak değil. Onu toplumdan uzaklaştırmak. Neden? Çünkü tehlikeli bir insan o. Başka insanları da öldürebilir. Yani bizim amacımız o tehlikeli insanı toplumdan uzaklaştırmak. Ama bilinci yokmuş. E ne yap bilirim. Madem bilinci yok o zaman hapiste olduğunda da bilinci olmasın. Hapiste olduğunu anlamasın. Çok da bir şey hissetmez. Yani adam akıl hastası diye herkesi öldürmesine izin mi vereceğiz? Kusura bakmayın ben bunu istemiyorum. Ayrıca bu konuda duyarlı olduğunu düşünen insanlara şunu sormak istiyorum. Diyelim ki annenizle yürüyüş yapıyorsunuz. Akıl hastası bir manyak geldi ve annenizi bıçaklayarak öldürdü. Ne diyeceksiniz? Hakim bey bu adam ceza almasın. Akli dengesi iyi değilmiş zaten. Cezasını çekmesin. Olan oldu. Ölen öldü mü diyeceksiniz. Bence demeyeceksiniz. Bu konuda birazcık empati yapmanız gerekiyor. Bir kişi akıl hastası olsa bile kesinlikle ceza almalı. Ha bazı ülkelerde mesela idam var. İdam kadar abartılması gerektiğini düşünmüyorum bak. O konuda okey. Ama hapis cezası kesinlikle almalı. O kişi tehlikeliyse eğer toplumdan uzak tutulmalı. Ha bazıları diyor ki işte ailesi dikkat etsin. Ailesi evden dışarı fazla çıkarmasın falan. Ulan zaten onlara bir şey demiyoruz ki. Biz burada suç işleyenlerden bahsediyoruz. Bu adam suç işlemişse demek ki adama bakan birisi yok. Adamı gözet diyen birisi yok. Bu adamın ceza alması şart. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum. Bu adamın akli dengesi yok diye ben bunun bedelini canımla ödemek istemiyorum. Bu hayata sadece bir kez geliyoruz. Bakın bir kez. Ve dünyadaki en önemli şey aslında hayatınız. Ölüm sonrasında olacağını kimse tam olarak bilmiyor ki. O yüzden işte felsefe yapıp da hayat çok kötü, şöyle acımasız, böyle acımasız demeye gerek yok. Evet acımasızlıklar var fakat hayat bizim en değerli varlığımız. Ve bu hayatta aslında sizden değerli de kim Kimse yok. Gelelim tedavi konusuna. Bu annesini katleden adamın yani bu adamın tedavi olduktan sonra salındığı söyleniyor. Yani daha öncesinde zaten tedavi olmuş ve salınmış. Salınmasaydı annesi hayatta olacaktı. Yani bazı durumlarda bunun tedavisi olmuyor. Tedavisi olmayan durumlarda bırakın adam cezasını çeksin. Başka insanları öldürmesin. Zaten genelde tedavi olduğunu söyledikleri hastalar birkaç ay sonra birini daha öldürüyor. O yüzden bu da aslında çok sorgulanması gereken bir şey. Ama neyse benim bu konudaki fikirlerim bunlardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Daha da fazla nefes alamıyorum zaten. Hala hastayım. Yok geçmiyor. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.